Evet, selamlar millet. Ben Berat Can TV. O oğlum sesim gitti lan bir an. Evet, sabahtan beri konuşmadığım için bir an bir ses açılması oldu. Öyle. Şimdi saatlerimiz 9.32. Şurada da gördüğünüz gibi. Bugün karne alacağız. Yani normalde böyle bir şey yapmazdım ama. Ya 12. sınıfta ne karne almaya gidiyorsun Berat Can TV diyebilirsiniz. Ya ben keyfine ya niye gidiyorum diye soracak olursanız. Yani ben biliyorsunuz ki böyle yaptığım yani gittiğim anların falan genelde biliyorsunuz çok fazla çekiyorum. Sizin görmediğiniz çok fazla kısım var. Ben normalde daha fazla video çekiyorum. Her gittiğim, her gördüğüm yerde video alıyorum ben. Ama bunları yani içime sinmiyor veyahut da sizin izleyip de hoşunuza gideceğini düşünmediğim için onları paylaşmıyorum. Onları kendime özel bir klasörüm var, orada saklıyorum. Mesela geçen günlerde Instagram'a takip edenler varsa Sammy Cenk'in konserine gitmiştim Gaziantep'te. Orada büyük bir video çektim fakat şu şekilde. Hatta onun storiesini paylaştığında insanlar şeydi, abi yeni videom geliyor yoksa filan. Ya o anda evet yeni video gelme gibi düşüncesi vardı benim hakkımda. Fakat bazı kısımlarda görüntünün çok fazla net olmaması, çünkü karanlık bir ortamda ışıklar gelip vurup vurup duruyor. Yani bildiğiniz parti ortamı gibi bir şeydi. O yüzden çok fazla içime sinmedi, ben de paylaşmak istemedim onu. Yani o yüzden mesela bugünün güzel olacağını düşünüyorum çünkü geceden beri aklımı kurguluyorum. Şunu şöyle yapsam, bunu böyle yapsam, şuraya şu şarkı eklesem. Ya şarkı bile aklımda şu an tam olarak oturdu. Umarım da şarkıdan telif yemem çünkü şarkı benim yani son zamanlarda izlediğim bir internet dizisinin şarkısı. Belki biliyorsunuzdur. Ya eğer dinleyebildiyseniz koymuşumdur. Çok da fazla para kazanmayı burada da önemsemeyeceğim. Yani keseden yapalım, ne olacak, bir şey olmaz. Behzat Ç'nin dizi giriş internet dizilerinin, Behzat Ç, Çekiç ve Gül dizisinin şarkısı vardı, giriş jenerik kısmı. Onu koydum. Çok hoşuma gitti o şarkı. O yüzden öyle bir şey yaptım. Normalde bu videoyu kafa tripodu ile çekecektim. Fakat siparişim 3 günden beri gelmedi. 3 günden beri bekliyorum. Umarım gelecek. Bugünkü programımız şu şekilde, bahsedeyim. Şimdi okula gidiyoruz. Karneyi alacağım. Oradan sonra hemen eve geleceğim. Bir şeyler yerim. Çantamı alırım. Oradan dershaneye gideceğim. Dershaneden saat kaça çıkarım bilmiyorum. Dershaneden çıktıktan sonra yüksek ihtimal. Ya akşam kendime bir tatil molası vermeyeyim mi ya? Bir karne kafesi yapmayalım mı diyeceğim de agaların hiçbiri yok. Agaların her ikisi de şehir dışında. Hem Ulaşlı hem de Aksoy. Ama diğer aga var. Yusuf Zakri agam. O belki gelebilir. Onunla beraber belki akşam bir şeyler yapabiliriz. Bilmiyorum hayırlısı. Şimdi şu okula gidelim bir. Okulda zaten tekrardan kayda girerim. Bu arada ben bu videoyu 4K çekmeyi planlıyordum. Baştaki kısım 4K. Baktım 2 dakikaya 2 GB yazmış. Dedim ne oluyor, gözünü seveyim. Ben bunu bilgisayara yükleyene kadar. Çünkü şu şekilde. Eğer kamera alabilirsem veyahut da şu sponsorumuz var. Eğer ondan kamera anlaşmasını tam olarak anlaşabilirsek kamera olayında. Ortak bir yön bulabilirsek. Kameram olacak. Eğer kamera olursa 4K falan çekimler yapabilirim. Fakat telefonda şu şekilde 4K çekimler yaparım. Fakat telefonlardan bildiğiniz gibi iPhone 11'lerde bilgisayara bağlama şeyi sıkıntısı belki çok fazla var. Büyük videolarda aktarma benim için bayağı zor oluyor. Onun için AirDroid adına bir uygulama var. Onu kullanıyorum. Yani bildiğiniz telefona edindiğiniz programı bir de bilgisayara kuruyorsunuz. Veyahut da bunların Google sekmesi var. Telefondaki IP adresini bilgisayara yazdığınız zaman veyahut da programı indirdiğiniz zaman size bildiğiniz bir sanal bilgisayar kuruyor. Ve bu sanal bilgisayar içerisinde fotoğraflarınızı, videolarınızı görebiliyorsunuz. Eksamları indirebiliyorsunuz. Hiç kalitede falan da düşme olmuyor. Ya bir nevi telefonu bilgisayara bağlamışım kabloyla ve oradan indiriyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Bu sistem benim bayağı hoşuma gitti. Ortam olarak 2-3 aydan beri falan onu kullanıyorum. Öncesinde şey yapıyordum. Telefonu ben bilgisayara nasıl bağlıyordum ya? Aklıma gelecek bir saniye. Nasıl yapıyordum? Telefondaki videoyu iki parçaya bölüyordum. Eğer video dosyası bayağı büyükse. WeTransfer adına büyük bir uygulama var. Belki biliyorsunuzdur. Oradan 2 GB ve altını gönderebiliyorsunuz. 2 GB ve üstü paralıydı. Ben bir aralar 2 GB ve üstünü satın almıştım. O zamanlar fiyat çok pahalı değildi. Yani ben video çekimine ilk başladığım zamanlar 1,5 yıl önce falan dolar 8 lira civarında bir şeydi. 3 veya da 4 dolar civarında bir şeydi onun aylık ücretse. Ben 3 aylık almıştım ortam olarak. Bir 200 lira falan vermiştim. Ya gayet de memnunum. Fakat şu anda aylık ücreti mine 7 dolar civarında bir şey. Ve ben bunu 7 doları oraya vermek istemiyorum. AirDroid bedava. Hem daha güzel hem daha kullanışlı bir uygulama. Okulunda yorunu görmüş olacak mısınız bilmiyorum. Belki tamamını çekmem çünkü yol boyunca video çekersem diğer videolara çok fazla kısa kalıyor. O yüzden hepsi uzun olsun istiyorum.
Ya 12. sınıfında başı bitti be. Valla şu anda gözümü kapattığım zaman daha dün gibi hatırlıyorum 11'de karne aldığımı, 11'de short videosu çektiğimi, görüşürüz 11B dediğimi ve ekstradan videonun altındaki yorumlarda görüşürüz 11B yazdığını gördüğümü çok net bir şekilde hatırlıyorum. Şu anda ise 12. sınıfın ilk dönemi bitti ve önümde çok az bir zaman kaldı, 5 ay kaldı. Aslında az değil ama evet çok da değil aslında. Orta derece bir zaman kaldı, 5 ay kaldı. 5 ay sonra hayırlısıyla üniversitede olacağım. Üniversiteye gittiğim zaman da kampüs videoları geliyor arkadaşlar. Bugün şu partideyiz, şu gün şu diskodayız, şu gün şu bardayız. Şaka yapıyorum, o kadar da abartmayın. O kadar da yoldan şaşmadık be arkadaşlar. Üniversiteyi kazandı, götü başı kaybetti. Yak yak, öyle düşünmeyelim ya da biz. Evet, bakalım. Keşke şu kafa tripodu gelseydi. Yani bir elle telefon tutmak evet benim için sıkıntı değil ama bir süreden sonra insanın kolu ağrıyor. Orayı tut, burayı tut filan. Bayağı zor oluyor. Normalde benim okulumun yolu burası değil. Bir alttaki yoldan ışık, trafik ışıklarının olduğu yerden gelebiliyoruz. Fakat trafik ışıklarının olduğu yerde bayağı bir beklemek zorundayım. Burası daha kolay. Ben bir tek yolu kestirmeden yapıyorum. Umarım da bu videoyu görenler bu yolu öğrenmezler. Buradan geçken üstüne burada trafik oluyor. Burada güzel bir cami var. Evet. Buradan solumuza dönelim. Biri vardı çoktan, babanın tarlasına mı giriyorsun, yavaş gel. Eşek herif. Canımın namısında. Evet. Biraz da diğer elle çekeceğim. Diğer elle kullanmak çok fazla tercih ettiğim bir şey değil ama mecbur bir şekilde kullanacağım çünkü kolum bayağı ağrıdı. Bayağı hissizleşmeye falan başladı. Şanlıurfa Havalimanı, Kilis, Halep. Evet arkadaşlar, Antep'ten çıkıyoruz. Hemen herkes yorumlar kısmına şey yazsın, bulunduğu şehri falan yazsın, oraya geleceğim. Bu arada şuraya kadar videoyu izleyenler bir tanesine eğer bir abone olup like atarlarsa çok sevinirim. Çünkü uzun zamandan beri yani evet büyümeye çalışıyoruz, yavaş yavaş büyüyoruz. Yani adım adım bir şeyler yapıyoruz. Bu arada son otovlog videosunu beğenmişsiniz. Benim için yorumlar bayağı değerliydi ve çok değerli yorumlar aldım. Yani benim kanalımı çok eski zamandan takip edip de uzun zamandan beri takip etmeyen insanlar bile otovlog videosu gördüm, dikkatimi çekti, geldi izledim, çok hoşuma gitti abi, devamı gelsin falan yazmışlar. Oradan sonra yine Instagram'da minik bir patlama yaşadık ama minik bir patlamaydı yani. 80 takipçi falan geldi, sonra geri çoğu çıktı ve hatta çoğu kaldı. Ya yarı yarıya ya, 50-50 diyebiliriz. Şimdi bakalım şurada sol şerit boş mu? Evet boş. Şöyle çıkalım. Sağ şeritte kalmak bizim için makul ya. 100 ile gidiyoruz. Maksimum 130'muş. Tamam. Biz 130'un üstüne çıkmayız abi. Merak etmeyin. Deyip şöyle gazlıyoruz değil mi? Gazlasam mı ya? Yok, gazlamayacağım ya. Vallahi benzin çok çok canım yanıyor ya. Ben gazlayınca bu araba lıkır lıkır benzin içiyor. Kilometreler bir azalıyor menzildeki. Benim çok zoruma gidiyor. Yani eskiden ne güzel gazlayınca falan insanlar mutlu oluyorlardı. Şimdi gazlamak bile moral bozuyor abi. Tam ehliyet aldım, benzin fiyatları çok arttı ya. Çok moralim bozuluyor. Şöyle benzin tekrar eskisi gibi 7-8 olsa çok tatlı olur. Abi ben hatırlıyorum, zamanında benzin 8 lira olacağı zaman çok pahalı falan diyorduk. Ama o zamanlara göre 8 lira pahalıydı ya. Evet, askeri ücret falan deyince o zamanlara 8 lira çok pahalı geliyordu. Şimdi askeri ücret arttı fakat her şeyin fiyatı arttı. Yanı sıra benzinin fiyatı da arttı. Yani 25-20 bandında takılıyorlar. Yani ne bileyim, çok üzücü bir olay ya. Mesela 100 liralık benzin aldığım zaman ben bu arabaya 50 km gösteriyor. Hatta 40 km falan gösteriyor ekstradan. Üzücü bir olay. Harbiden anlamda üzücü bir olay. Umarım benzin fiyatları düşer. Ben de rahat rahat gazlayabilirim. Şu arabayı sport modu alıp fın diye uçmak istiyorum ya. Arada yapıyorum ama arada. Yani minik minik. Çok fazla yapmıyorum deyip şehir içinde sürekli sport modda kullanan Berat Can TV. Yak yak, öyle düşünmeyelim. Evet, bizim okul bir tık şehrin uzağında. Okulumuzun bahçesi mükemmel. Yani bahçemizde şöyle ördek var, kaz var, köpeklerimiz var. Başka ne var? Tavşan var. Başka sanmadım ne var ya? Tavuk mavuk her şey var. Civciv mivciv falan da vardı okulun başlarında. Şu an nerede bilmiyorum. Belki de bize kesip yedirmiş olabilirler. Çünkü bizim yemekhanede ara sıra çok fazla tavuk çıktı. İnşallah yememişimdir ben o civcivleri. Okulumuz şöyle sağ kısımda gösterebilirim. Okulumuzun tam önünde çalışma yapılıyor. Ya su boru hattı ya da doğalgaz boru hattı düzenliyorlar. Bizim okul hala bu arada kömürlü. Yani ben kömür kısmını gördüm.
kömür kazanının olduğu kısmı gördüm. Bildiğiniz Titanic'te eğer Titanic izleyenler varsa o kömür sahnesi var ya, adamların yüzü bayağı iskarası, kömür atıyorlar filan. O sahne direkt aklımda canlandı ya, harbi anlamda. Evet, geldik. Yani şuradan bir dönüm tarlam olsaydı var ya arkadaşlar, şu anda milyonerdik, milyoner. Tabi. Şöyle sağa bakalım. Geldik mi geldik. Evet, okulumuz burada. Abo, servisler okulun önünde. Şimdi ben video kaydını kapatıyorum. Arabayı güzel bir yere park etmem lazım. Çünkü öğrencilerin okul arabayla gelmesi yasak. Ehliyetim var diyorum, yine yasak diyorlar. Moralim bozuluyor. Görüşürüz. Arabayı bir yere park edip sonra tekrardan kayda gelirim arkadaşlar. Oh, aha, Arda, valla. Çekim geldi, Arda. Salak. Kim? Evet. Anne. Hangi kanal abi bu? Abi ben kanalım. Hangi kanal bu abi? Merhaba. Erma Yasin. Merak. Yanlış yapmışız ya. Kepe Batu. Batu. YouTube açık yani. Valla. Valla mı? Gerçekten. Aşağı mı iniyor? Hiç görmemiş gibi aldım ben. Valla diyorum gelmemiş. Değil mi? Ben de bıraktım. Efe gene video açık sende. Ben de onu bıraktım, umurumda değil. Zaten hepsi. Hepsi yüz mü? Ne kadar çalışkan bir insan. Benimkinde hepsi yüz. Bakayım. Valla. İnanmıyorum sana. Valla hepsi yüz. Bak. Oğlum abin çalışıyor, tokatlıyor yani. Mükemmel. Özel okul değil kesinlikle, orası devlet. Nereye gidiyoruz bugün? Şey, ilk önce Prime tarafına gideceğiz. Wow. Ben izin verdim mi? Ben izin verdim. Oradan anneler tarafına geçeceğiz, fal baktıracağız. Efe? Lan demiyor musun ablana fal günah diye? Gir kendi günahı kendi. Oh! Genel koyun kendi bacağından asılır abi. Anlarsın. Efe senin kardeşin kaybı o gitti her bir. Kardeşe bak. İyi kardeş, ben gidiyorum. Hadi yavrum, görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz Efe ablan. Kapıyı açar mısın Efe? Açarım. Çok teşekkür ederim Efe kardeş. Eyvallah. Al sana video devam. Okul vlogu. Evet, arkadaşlar, Berat'ın Ermeyaz kanalına abone olmayı unutmayın. babalar geliyor. Babalar o dönüyor. Adam 2500 abone oldu, götü kalktı. Abu. Ne zaman babalar geliyor, ne zaman? Araba babalar geliyor başladı. Ne zaman? Babalar geri mi dönüyor? Anne. Akif, sen demin köpeklerle konuşuyordun. Çok hoşuma gitti. Daha konuşur musun? Gel gel. Oğlum ne oldu? Akif, bu senin yaşlılık halin mi? Evet. Sakal büyük falan mı? Oğlum yapma. O kim lan? Allah'ın kim var mı? Çok komik olmaz mı? Berat'cığım yeter, tam bu kanalı bir kapat artık. Yeter ya. Okul vlogu kardeşim. Ağzını da kapatabilir miyim videoyu? Hadi kapatın. Ben kapatayım videoyu. Kapat kanka. Arkadaşlar, Berat Caner Mayası TV kanalına abone olmayı unutmayınız. Devam. Beğenmeyi. Devam ke. Pompa ke. Parçalıyoruz ke. Evet, bizim arkadaşlara bıraktım. Şu camları kapatak ya. Nasıl çocuklar oldunuz siz ya. Camı aç biliyor. Evet, burada da sağ tarafta gördüğünüz gibi bir lise faciası. Liseden çıkanlar hemen Prime Mall'a geliyorlar. Ben nereye gidiyorum? Karneyi birazcık erken aldım. Hatta bayağı bir erken aldım. O yüzden şimdi eski okuluma gideceğim. Eski okuluma gideyim. Orada da bir video çekmem yok mu ya? Eski okullar vlogu. Bırtcan TV. Şey, eski okuluma gideceğim. Karne anlarla bir sohbet muhabbet falan edeceğim. Oradan da yere. Ana Mercedes, ne yapıyorsun? Altındaki Mercedes ya. BMW misin sen, kendine gel. Manyak. Gideyim bir. Hocayla bir sohbet muhabbet falan edeyim. Sonra oradan da basar evime giderim. Normalde eski okuma gitmeyi bir planım yoktu şu anda. Son anda gerçek yaşayan bir olay oldu. Evet. Ani gerçek yaşayan bir olay. Karnem benim burada. Şey, bizim karnemiz burada. Tripodum yanında. Sıkıntı yok. Bu arada Arda'nın dediklerini duydunuz. Ne diyor? Beratcan Erma Yasi TV'ye abone olun diyor. Öyle bir TV yok. Beratcan TV var. Allah'ım ya, kafayı yiyeceğim. Neyse, oraları da koyarız. Sonuçta videonun renklendirici, şenlendirici adamları onlar. Tabii video her dakika onlara canlanıyor. Boş zamanlarında akıllı tahtaya bana yansıtıp beni izliyorlarmış. Arda ciddi ciddi bu arada tüm videolarımı biliyor. Yani şakasına dalga geçiyor. Ama ciddi anlamda tüm videoların kapaklarını biliyor. Geçen yıl benim burada karnı alıp, şimdi benim farklı okula karnı alıp gari. Sen karnı alamazsın. Bildiriyor. Ooo, Berat'cığım bey. Ne haberiz? Manyak ya. Evet, yine her bir taraflarda kutlamalar. Çok vatandaş kalmamış ya, çok kişi gitmiş, ayrılmış okuldan. Lan yine de güzel çekiyoruz.
Aynen. Evet, ben İskender. Güzel sınav vermişsin. Ne? Güzel sınav vermişsin. Dayıcım görmedim. Ben... Ne haber? İyi. Sen ne video çekiyorsun? Bir selam ver. Eyvallah. Ahmet Necan. Her zaman. Hocam onur niye bana verdiniz? Benim onur ben yemedi. Evet, okula çok hiç kalmamış ama gittim geldim yere. Aldım Ulaşlı Ergan'ın belgesi bende. Adam ne almış? Onur almış ama açamıyorum. Çünkü rüzgar çok fazla var. Okula çok fazla tanıdık kalmamış ama yine de tanıyanlar var. Namım her türlü yayılmış. İnsanlar her türlü tanımışlar. Güzel. Ama geçenki insanları özlüyorum. Özlem var her türlü. O zaman görüşmek üzere. İleride bir yerde yola başlarım belki kayda. Eğer Instagram'a takip edenler varsa görmüşlerdir. Her iki okuluma da gittim. Eski okuluma falan gittim. Oradan sonra eski müdür yardımcımız vardı. Onun yanına gittim. Çok kıymetli Gülçin öğretmenimin yanına gittim. Onunla görüştüm. Şimdi eve gidiyorum. Çantamı falan alacağım. Orada dershaneye geçeceğim. Bugün daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü ne kadar fazla uzatırsam o kadar az izleniyor videolar. O yüzden az olsun. Güzel olsun. Umarım kafa trifodum gelir. Bir sonraki videoda daha güzel bir şekilde çekeriz. Buraya kadar izleyenler için çok fazla teşekkür ederim. Eğer bir saniyenizi ayırıp abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Şu anda ekrana Instagram hesabım çıkmıştır. Onu da takip edebilirsiniz. Öyle. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.